Ya hayatım, güzelliğinle yine gözlerimi kör ettin. Yani düz yolda yürüyemiyorum. Aman, yeni bir şey söyle Bahadır. Vay. Levent'ciğim, yine yakıyorsun. Sen de abi, sen de. Siz de çok şık olmuşsunuz. Ben biraz erken çıkayım diyorum Levent'ciğim. Hem Başkan Füsun Hanım'la görüşmek istiyorum. Hem de bağış çekimizi herkesin önünde takdim etmek istemiyorum. Hoş olmaz. Melis nerede? Kuaförde anneciğim. Ben fön makinelerinin seslerinden rahatsız olduğum için erken geldim. Biz de sizinle gelelim o zaman anneciğim. Ah, evet. Levent de Melis de Ömer'i alır gelir. Öyle değil mi Levent'ciğim? Olur tabii, olur. Hadi, gidelim o zaman. Tadımız yok ha. Ablam gelmiyor. Bazen hayatta her istediğimiz olmuyor küçük adam. Hadi gel biz gidelim. Melis ablanı yolda alırız. Beklettim, kusura bakmayın. Sorun değil. Birazcık abartılı oldu ama Ulvi Hanım'ı kıramadım. Ben bir abartı göremiyorum. Gayet yerinde olmuş. Efendim. Ay Levent, çok geç kaldım ben değil mi? Ya bir beceriksizin eline düştüm. Daha yeni çıkabildim ben kuaförden. Evet, biraz geciktin. Taksi de yok etrafta. Arabamı da almamışım. Bence konağa gelme. Direkt yemeğe geç. Yoksa gecikiriz. Öyle mi diyorsun? Tamam. Yani tamam o zaman. Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Haklısın. Şimdi çıkmazsak gecikiriz. Benim ablam çok güzel olmuş.
mı şimdi ya? Oldu mu ama yani? Aldığın bahşişler gözüne dizine dursun, değil mi? Neyse. Neyse, sakin ol Melis. Sakin ol kızım. Sonuçta Meryem'i ekarte ettik. Yemekte Levent'le baş başa olacağız. Abla, fotomitoyu biliyor musun? Bilmiyorum. Abi, fotomitoyu biliyor musun? Bilmiyorum. Abla. Efendim? Fotomito diye bir yer duydun mu? Bilmiyorum tatlım. Abi, buralarda fotomito diye bir yer varmış, biliyor musun? Bak şu ileri görüyor musun? Evet. Bir iki sokak ileride. Tamam. Bulduk oğlum, bulduk. İki sokak ilerideymiş. Deme be. Hadi yürü, yürü. Ne oldu? Neden durduk? Arabada bir sorun var. Yok. Çalışmıyor. Hay aksi. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Çekiciyi bekleyeceğiz. Abla ben çok acıktım. Ablacığım yemeğe gidiyoruz ya zaten. Azıcık sabret. Çok mu acıktın? Evet. Hadi gel bakalım o zaman. Gel bakalım. Kıyafetimde biraz suslanma. O niye teyzeyi mi arıyorsun? Yok, çekiciyi arıyorum. Alo, iyi günler. Anlamadım ben şimdi. Nesini anlamadın abisi? Adamı duymadın mı? Kayıtlara bakacağım dedi. Fotoğraf çok eski, bulur mu ki? Burada çekildi ya, bulur bence. Yani yarın yine geleceğiz. Dert değil, geliriz. Fotoğrafçıyı bulduk ya, çak. Aa, yarın Neriman anne şüphelenmese. Ana! Çok ortadan kaybolduk, canımıza okuyacak. Hadi çabuk hadi. Görülmedi. Çeyrek mi? Yarım mı delikanlı? Çok, çok acıyım ben. Yarım diyorsun yani. Sen? Bize üç tane yapar mısın? Yeşil abi buyurun efendim, buyurun. Yemeğe geç kalacağız. Kaldık zaten.
acıktım. Gelecek birazdan, sabırlı ol. Köfteleriniz hazır abicim. Otur ablacığım. Al bakalım. Abla ayran ver. Al ablacığım. Beğendin mi? Da. Tamam, ne yapıyorsun? Ben hallederim. Al abi. Allah analı babalı büyütsün. Ne tatlı oğlunuz var sizin. Arkada gidelim azıcık lütfen. Hadi gidelim. Seni annem, seni babam çağırdı. Ablacığım tamam. Hadi bakalım minik kuş. Uç. Uç bakalım. Belki de Cemil haklı. Çok mu yüklendim acaba? Uçuyorum. Alo anne. Tam geliyorduk ki araba arızalandı. Çocuk da acıkınca. Aha. Yani siz bizi beklemeyin artık. Bu saatten sonra gelmemizin hiçbir manası yok. Evet. Görüşürüz. Tamam ablacığım.
Levent Bey Meryem'le dışarılarda. Ben sana dedim ama bu evdeki en büyük sorun Meryem diye. Hürriye teyzeciğim, Levent ne demişti tam olarak? Arabaları bozulmuş işte, çekici çağıracaklarmış. O işler de öyle sıkıcıdır ki şimdi bir dünya iş. Öyle. Neyse Ayf, ben çok yorgunum. Müsaadenizle. Ben yatmaya gidiyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler anneciğim. İyi geceler anneciğim. Ben de bir duş alacağım. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Ben ne planlar kurarken... Bir kahve mi içsek acaba şöyle bol köpüklü? Nerede bu Aslı? Abla benim derdimle sen kahve diyorsun. Kusura bakma, kendin istedin tatlım benim. Levent'i elde etmek o kadar da kolay değil. Şimdi gelip bana böyle ağlama. Aslı! Ben gidip bir Aslı'ya bakayım. Ne cehennemde kaldı bunlar ya. Ben bu işe taktım diyorsun yani. Herhalde yani Doğan. Kızım o benim. Kızım. Ama daha nerede çalıştığını bilmiyorsun Durmuş. Bu nasıl iş? Ya uzatma Doğan. Biliyor musun, bilmiyor musun? Sen onu söyle. Tamam, tamam. Tek istediğin şey Meryem'in adresi ise sana söyleyeceğim. Ama bir şartım var. Şart mı? Ne şartı ya? Şu mevzu yok mu? Yani benim mevzu yok mu? O mevzuda bana yardımcı olacaksın. Hangi mevzu ya? Ha, Ayşe mevzusu. Ha? Olur tabii Doğan ya. Yeter ki sen iste. İyi, tamam o zaman. Al hadi bakalım, yaz. Ayşe, ben bu sırat işi biliyorum. Bak, oyun diye başlayıp sakın kendini kaptırma. Ay yok, daha neler Meryem ya. Boşuna inkar etme Ayşe. Cemil Bey'den bahsederkenki yüzünü bir görsen... Ya kalbinin sesini buradan duyuyorum. Hayırdır kızım? Kötü bir şey mi oldu iş yerinde? Yok anne, bir şey olmadı. Ne bileyim kızım? Of çekip duruyorsun, yemek de yemedi. Bir şeyim yok, yoruldum biraz ondandır. Hem sen de beni merak etme. Hasta falan değilsin ama değil mi? İyisin. Hayır anneciğim, değilim. İyi anneciğim, aman iyi oldu. Ay ben çayın altına su ekleyecektim, dur. Cemil Bey. Ay. Alo. Ya bu saatte aradım, kusura bakma. Estağfurullah, buyurun. Bu konuda seni rahatsız etmeyeyim dedim ama annem ısrarla arıyor. Şu bizim mevzu için. Sana bir yemeğine oyası yapacakmış galiba. Hangi çiçeği, hangi rengi sever falan diye sordum. Pembe severim Cemil Bey. Tamam, teşekkür ederim. İyi geceler. Size de. Meryem haklı. Daha ne kadar sürecek ki bu oyun? Nerede kaldı bunlar ya? Nerede kaldılar? Ha yok, ben çıldıracağım. Ben duramıyorum ben. Ben gidip arayacağım bunları. Hoş geldiniz. Yemeğe gelemediğiniz için çok üzüldüm.
özellikle Ömer'cim gelmeyi çok istemişti ama artık başka sefere. Keşke arabayı bırakıp taksiyle gelseydiniz. Ama biz çok eğlendik değil mi abla? Köfte yemeye gittik. Pamuk şeker yedik. Parka gittik. Bir daha gidelim mi oraya? Ablacığım bunları sonra konuşuruz. Hadi şimdi uyku vakti. Gidelim mi Levent abi? Olur. Uygun bir zamanda tekrar gideriz. Hey yo. Size iyi geceler. İyi geceler. Güzelim dernek yemeği yerine alelade bir sokak köftesi mi yediniz yani? Gayet lezzetliydi bence. Sana da tavsiye ederim. Sen de dene. Götür o zaman. Öyle kuru kuruya söylemekle olmaz. Benim vaktim olmayabilir. Ben beklerim Levent. Ben beklerim. Sen ne zaman müsait olursan o zaman birlikte gideriz. Bence beni bekleme. Sırf benim yüzümden böyle bir tattan mahrum kalmanı istemem. Neyse, çok yorgunum. Dinlenmem lazım. İyi geceler. Tabii, sana da iyi geceler. Demek bir hizmetçi parçasına ayıracak vaktin var. Ama bana ayıracak vaktin yok Levent. Ama bu senin suçun değil. Bunların hepsi o hadsiz varoş Dilber'in suçu. Nasıl uçtun salıncakla? Evet, bulutlara değeceksin sandım. Beş tane de köfte yedim. Obur musun sen ha? Obur musun? Göbüşlü mü olacağım başıma? Göbüşlü mü olacağım? Hadi bu kadar eğlence yeter artık. Şimdi uyuma vakti. Dur yastığı da düzeltelim. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum abla. İyi geceler ablacığım. Allah rahatlık versin. İyi geceler abla. İyi geceler. Sen kendini ne zannediyorsun? Ben sana Levent'ten uzak duracaksın demedim mi? Bakın ben... Sen kendini ne zannediyorsun da kafana göre hareketlerde bulunuyorsun ha? Kimsin sen? Hadsiz, hizmetçi parçası. Melis Hanım ben... Kes sesini. Nereden buldun bu kıyafeti sen? Senin paran yeter mi buna? Hangi parayla aldın? Ha yoksa Levent'i ayartacağım diye bankadan kredi mi çektin? Melis Hanım lütfen. Bak. Beni iyi dinle. Eğer Levent'ten uzak durmazsan bu konağa bir daha adımını atamazsın. Bırak konağa adımını atmayı. Kardeşini bir daha göremezsin. Duydun mu? İyi. Allah analı babalı büyüttün. Ne tatlı oğlunuz var sizin. Hadi bakalım minik kuş. Uç. Uç bakalım.
Uçuyorum. Ne insan var Levent abi? Levent oğlum, kapıyı çaldım ama sen duymadın. Gelen ne? Otur şöyle. Yok yok, oturmayayım. Birazdan yatacağım. Geceniz nasıl geçti diye sormaya geldim. Yemeği atlattığına bu kadar mutlu olacağını bilseydim gelmen için hiç zorlamazdım. Çocuk için iyi oldu aslında. Yemek yedi, parka falan gittik. Bayağı eğlendi. Sana da iyi gelmiş anladığım kadarıyla. Sizin geceniz nasıl geçti? Güzeldi. Ama şirketle ilgili birkaç densiz bazı imalarda bulundu. Ama Melis hepsinin ağzının payını verdi. Şirketi nasıl savundu bir görsen. Ama sen gelmedin diye birazcık üzüldü. Hem söz verdi hem de gelmedi diye sitem etti. Bir ara kızın gönlünü alsan iyi olur. Hadi uykusuz kalma sen. Tamam. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Levent için hazırlanayım. Bütün gece gelecek diye bekleyeyim. Allah'ın varoşu bütün geceyi Levent'le geçirsin. Olacak iş mi bu? İyi misin? Anlaşıldı değilsin. Nasıl iyi olabilirim abla? Her şeyi mahvetti o yılan. Bütün geceyi böyle Levent'le geçirdiğini düşündükçe çıldırıyorum. Daha konağa geldiği ilk günden hissetmiştim o kızın bela alacağını ben. Sana söyledim o kız buradan gitmeli diye. Ama önce o ufaklık gitmeli. O bücür buradan gitmedikçe o kız da gitmez tatlım. Merak etme ablacığım sen. İster kardeşiyle ister tek başına o hizmetçi parçası bir şekilde gidecek buradan. Ha bir de ne kadar süslenmiş, nereden bulduysa o kıyafetleri. Nereden bulacak? Ulviye Hanım'ın işidir. Yılan işte, yılan herkesi kandırıyor. Herkesi parmağında oynatıyor. Ama kime çattığının farkında değil. Ben mahvedeceğim onu, mahvedeceğim. Hadi bakalım, inşallah dediğin gibi olur kardeşim. Durmuş! Durmuş! Hayırdır sen bu saatte dışarıda? Senin için gecenin yarısı bu saatler. Hayret, nasıl kalktın sen o yataktan ya? Ya bırak şimdi laf sokmayı be. Çok önemli bir işim var, tutma beni. Iııp, ne işiymiş o? Meryem'e gidiyorum, Neri Sultan, Meryem'e. Nerede çalışıyormuş, öğrendin mi? Öğrendim tabii ya. Gidip de ne diyeceğim be? Bak sakın gidip de kızın iş yerine öyle abuk sabuk bir şeyler söyleme, üstüne gitme. Ben sana söyleyeyim, kızı hepten kaybedersin ha. Sen de o tekin defterini kapatırsın. Üstüne gitmeyip ne yapacağım ya? Ha? Babasıyım ben onun, babası. Öyle bıraktım adamı bir başına. Ne yer, ne içer dediği var mı? Al. Bak, gördün mü? 5 kuruşum yok, 5 kuruş. Anlaşıldı senin derdin Durmuş Efendi, anlaşıldı. Ömer'i bulup kızı tekine çekme işi ne oldu? Ömer'i gören mi var? Ha? Ömer işi şimdilik kalır. Ben zaten Meryem'in çalıştığı yeri zor buldum ya. Ömer işini sonra düşünürüz artık. Tamamen anlaşıldı şimdi. Sen yine küçük hesaplar peşindesin Durmuş Efendi. Gidip yine o kızı yolacaksın değil mi? Bak benden uzak dur da kimden ne alırsan al. Havalara bak havalara. Senden bir şey isteyen mi var be? Benim kapı gibi kızım var, kapı gibi. Onun cüzdanı, benim cüzdanı. Abla gidecek miyiz köfteciye? Oradan da parka. Gel bakalım. Hoppa. Hayır ablacığım. Öyle her gün her gün köfteci olmaz. Sen götürmezsen Levent abi götürür. Hayır sakın. Bak sakın gidip ona bir şey söylemeyeceksin. Duydun mu? Çok ayıp. Bakma bana öyle. Köfteci yok. Levent abiye söylesem beni götürür.
İstesem seni bile götürür. Anne. Levent abi. Levent abi. Hop. Yavaş ol, sakin. Levent abi, gidecek miyiz köfteciye? Ablacığım, ne konuştuk seninle? Kusura bakmayın lütfen. Normalde bu kadar ısrarcı değildir ama ne olduğunu ben de anlamadım. Levent abi, ablam beni köfteciye götürmüyor. Sen götürür müsün? Hayır, ablanı dinlemelisin. Küstüm size. Sahiden küstü galiba. Merak etmeyin, ben onun gönlünü alırım. Dün gece... Levent'cim, gitmiyor muyuz şirkete? Müsaadenizle ben Ömer'e bakayım. Hadi, geç kalıyoruz. Benim bir annemle konuşmam lazım. Levent. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Ya sana söylemeyi unuttum. Şükran teyze aradı dün. Oğlu Selim evleniyormuş. Beni davet etti ama ben katılamayacağım biliyorsun. Benim yerime sen ilgilenirsen çok sevinirim. Tamamen aklımdan çıkmış. Merak etme, ben her şeyle ilgilenirim. Teşekkür ederim anneciğim. Düğün içinde bir hediye alırsan çok mutlu olurum. Olur oğlum. Bugün çarşıya çıkar hallederim, merak etme. Sağ ol anneciğim. Ömerciğim, ne yapıyorsun ablacığım? Ne konuştuk seninle? Nereye böyle sabah sabah? Hayırdır? Günaydın Neriman anne. Günaydın, günaydın. İşe gidiyoruz Neriman anne. İşe? Bu saatte? Ben her sabah sizi yataktan zorla kazırken... karga bile şeyini yemeden yollara düştünüz, öyle mi? Kafanıza saksı düştü galiba. Ya sabah erkenden yollar kalabalık oluyor ya, o yüzden Neriman anne. Tam işe gitme saati minik, hadi gidelim. Gidelim. Yollar kalabalıkmış, tam iş yapılacak saatmiş. Ben de yedim. Çamur! Çamur! Koş be! Heh, geldim. Ne oldu Neriman anne? Bunlar bir halt karıştırıyorlar. Takip et, neyin peşindeler öğren. Yürüsene be, kime diyorum ben? Hadi! Hadi! Ya bir insan aynı cümleyi 4 defa yanlış yazar mı? Of Ayşe, of! İyi günler. İyi günler. Ayşe Taşdemir. Benim. Türkan Seçkiner. Şuraya bir imza alır mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. İyi günler. Bana gelmiş. Yani müstakbel gelinine. Hatta müstakbel çakma gelinine. O ne hayırdır? Anneniz göndermiş. Vallahi da annem göndermiş. Bu ne hız Türkan Hanım? Açsana, ne duruyorsun, aç. Ben mi açacağım? Elbette, sana geldiğine göre tabii ki sen açacaksın.
Hadi. Çok güzelmiş. Annenize teşekkür ettiğimi iletin, olur mu? Bence senin söylemen lazım. Ben mi söyleyeceğim? Yani şimdi benim söylemem biraz tuhaf kaçar. Şimdi bu sefer gelinini aramadı, benimle konuşmak istemiyorum falan diye muhabbet iyice uzar. Ben en iyisi numarayı buraya yazayım. Sen istediğin zaman ararsın. Yani aramak istersen tabii, sen bilirsin. Kolay gelsin. Çok yaklaştık abisi. Nereden biliyorsun? Ya az önce sorduk ya. Ama adam yakın demedi ki. Uzak da demedi. Bir şey diyeceğim de. Dilsiz'in annesi ya istemezse? İster ya. Kim çocuğunu istemez ki? E isteseydi bırakmazdı ki Dilsiz'i. Bana ne gidin deyip kovarsa ne olacak? İnşallah öyle demez. İnşallah. Demek ki Dilsiz'in annesini arıyorsunuz. Çakallara bak sen. Çok yavaşsın. Mutfak bitince daha odaları temizleyeceksin. Annem de izinli biliyorsun, akşam yemeği de seni bekliyor. Ona göre elini çabuk tut. Abla. Efendim ablacığım? Bahçeye çıkabilir miyim? Olmaz ablacığım, tek başına çıkamazsın. Ben şu işlerimi bitireyim, beraber çıkarız. Abla izin ver, ne olur. İyi madem. Çık ama ön bahçede oyna, tamam mı? Buradan bakınca göreceğim seni. Olur, tamam. Meryem. Oyalanma. Levent ya, şu sözleşmelere bir bakar mısın? Sen bu sözleşmelerdeki değişiklikleri istemiştin. Ben biraz gece üstüne çalıştım. Bir dakika Cemil. Pardon. Ya ben başını kaçırdım. Baştan alır mısın? Kaçırdın mı? Ya dalmışım. Levent, iyi misin? Yok. Her şey yolunda. Belki biraz kafanı dağıtman lazım ha? Olabilir. Dağıtalım o zaman. Anlat bakalım. Neden ektin şu dernek yemeğini? Araba arızalandı. Yani yolda kaldık. Ya o kadar uğraştın oraya erken gitmek için. Bir taksi çeviremedin mi? Çocuk acıkmıştı. Biz de öyle köfte ekmek falan yedik. Parka gittik, salıncak işleri falan. Ya biz de peşinde dolandık, durduk. Yani açık havada eğlendi öyle. Sana da iyi gelmiş açık hava. Tabii ben olsam sıkıcı dernek yemeği yerine köfte ekmeği tercih ederdim tabii. Haklısın. Zaten çocuk eğlenmiş. Sen de gördüğüm kadarıyla eğlenmişsin. Meryem'i de artık üzmediyseniz, eziyet etmediyseniz ne mutlu. Cemil, hadi abi. O kadar işimiz var diyordun. Sözleşme diyordun, maddeler diyordun. Hadi işimize bakalım. Yok yok, bak bu küçük gezinti var ya, hepinize iyi gelmiş. Özellikle de sana. Ne bileyim yani, öyle seziyorum. Ya şu maddeye bakar mısın? Ben anlamadım da. Bir benim için baksana.